Herkese merhaba. Geçen videodan sonra henüz tıkılmadım. Gerçi bir tane videom var attığım. Bu ikincisi oluyor ve ikincisini çekmeye karar verdim. Bugün sizinle bir art journal sayfası yapmak istiyorum. Bunun için de şöyle bir defter kullanacağım. Bu defter satın alınmış, para verilmiş bir defter değil. Bildiğimiz takvim yapraklarından yapılmış bir defter. Gördüğünüz gibi böyle sayfalarını, aralarını bildiğimiz kağıt bantla, bunu her yerde bulabilirsiniz. Bütün hırdavatçılarda, kırtasiyelerde satılıyor. Basit bir kağıt bant ya da maskeleme bandı deniyor. Onunla yapıştırıyorum ve böyle defter haline getiriyorum. Bunu çok kullanıyorum ben resimlerimde. Hatta burada bitmişlerinden göstereyim ben size. Bakın farklı farklı boylarda bunu bitirdim. Bu küçük bir boyu. Bu daha büyük bir boyu. Bittiği zaman da ön taraflarını ya da arka taraflarını istediğim şekilde bu şekilde dizayn ediyorum, yapıştırıyorum. Hem çevreye katkımız oluyor. Gördüğünüz gibi bu bitmişlerden bir tanesi. Ve aynı bunun gibi takvim yapraklarına, takvim sayfalarına yapılmış şeyler. Bütün belediyelerimiz ya da özel şirketler böyle kuşe kağıdına, böyle poster şeklinde falan yapılmış takvimleri bedava olarak dağıtıyorlar, veriyorlar ve yıl geçtiği zaman genellikle bir şeylerin çekmecelerin içine falan seriliyor ya da çöpe atılıyor. Bu şekilde hem geri dönüştürmüş oluyoruz, doğaya da katkımız oluyor. Tavsiye ederim size. Üstelik de hiç para harcamadan istediğiniz boyutta kendiniz şekillendiriyorsunuz defterinizi. Şimdi bugün basit bir sayfa yapmak istiyorum sizinle beraber. İnşallah, umarım başarılı olur. Normalde ben hep çift sayfa çalışıyorum. Ama bu defteri tek sayfa çalışacağım ki videolarımız böyle çok çok uzun saatler boyu sürmesin. Kısa olmasına özen gösteriyorum ki sıkılmayın diye. Umarım hoş bir muhabbetimiz olur, eğlenirsiniz. Çayınızı, kahvenizi alın. Bir kalem alın, bir defter alın, bir kağıt alın. Bir şeyler alın, bir şeylerle uğraşın. Kendinize biraz vakit ayırın. Evet, başlayalım. Şimdi ben bu defterlerin ortasına maskeleme bandıyla mutlaka bir bant çekiyorum. Çünkü sulu boyalarla ya da başka boyalarla çalıştığım zaman aradan akıyor ve diğer sayfaları da mahvediyor. O yüzden ortaya böyle bu şekilde maskeleme bandı yapıştırıyorum ki kullandığım boyalar, sıvılar diğer sayfalara geçmesin, diğer sayfaları mahvetmesin. Ayrıca bu maskeleme bandınızı sayfanızı şekillendirmek için de kullanabilirsiniz. Sayfanıza boyut katar. Bunların hemen hemen her boyu, her rengini var bende. Mesela şöyle. Hatta kullanabiliriz de. Şuradan açalım. Şöyle sayfamızın birkaç yerine yapıştıralım. Evet. Bu art journal benim için resimle günlük tutmanın bir yolu. Kağıtlarla uğraşıyorum, boyalarla uğraşıyorum, kesiyorum, ediyorum. O anda aklıma gelirse güzel veya çirkin veya şöyle oldu olmadı diye düşünmeden bir şeyler yapıyorum. En azından kendimle biraz vakit geçirmiş oluyorum. Beni rahatlatıyor. Tavsiye ederim size. Kendinize mutlaka bir hobi bulun. Kendinizi rahatlatacak bir şey. İlla art journal falan olması gerekmiyor. Neyden zevk alıyorsanız ama mutlaka kendiniz için bir zaman yaratın. İnanın bana, o zamanı geri alamıyorsunuz. Boşuna harcadığınız zamanı hep başkaları için harcıyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz ki kendimizi hep arka plana itmişiz. Evet, bu kadar yeter sanırım. Şimdi çok basit bir boyama şekli göstereceğim size. Çok basit, çok kolay. Şu kağıdın üstüne yapabilirim. Normal basit akrilik boya bu. Bir özelliği yok. Evet, buradan biraz alıyorum. Şurayı... biraz suyla gördüğünüz gibi şöyle yayıyorum. Bolcana su. Evet. Bu art journal sayfası şey olacak. Biraz ne derler o? Adı aklıma gelmedi. Normal bant bu. Koli bandı. Evet. Başardım. Makasım. Şuradan keselim. Hops. Evet. Şimdi şöyle koli bandını şu boyaya şöyle batırıyorum.
Ondan sonra sayfanın dışına, kameranın dışına çıkmayıp çıkmamış. Şöyle gördüğünüz gibi sayfaya lekeler yapıyorum. Çok basit boyama yöntemlerinden biri. Hem böyle lekeli bir görünüm oluyor. Evet. Hem de çok kolay yapılan bir şey. Evet. Gördüğünüz gibi. Alt tabanın boyaması bitti bile. Bu kadar. Hatta şundan faydalanalım. Şöyle yanlara. Evet. Şimdi devam edelim. Evet, ne yapabiliriz? Arkadaşlar ben sayfayı önceden planlamıyorum. Yani şunu yapacağım, bunu yapacağım demiyorum. O anda aklıma ne geliyorsa aslında onu yapıyorum. Böyle aralarda duraklıyorum. Kusura bakmayın, o anda düşünüyorum. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Şimdi yuvarlaklar yapabiliriz. Evet, daireler yapabiliriz. Benim buralarda bir yerde ıslak mendilim olacaktı. Oh, buldum. Şu ıslaklığımızı silelim. Evet. Şimdi daireleri neyden yapabiliriz? Evet, dergilerden yapabiliriz. Geçen de bahsetmiştim size. Ben bir sürü dergi var. Takip ettiğim, alıyorum onları. Fikir, sanat ve edebiyat dergileri muhteşem şeyler. Çünkü eski saman kağıdından basım yapıyorlar. Hem de kağıtları kalın oluyor. İçlerinde bir sürü resim, yazı var. Önce okuyun tabii ki, sonra parçalayın. Sonra da onları ben yaptığım art jurnallarda kullanıyorum. Gördüğünüz gibi hep böyle kesiyorum, biçiyorum. Parçalanmıştır hep bunlar. Mükemmel şeylerdir. Şimdi bunlardan daireler yapabiliriz. Evet, bir tanesini alalım. Bir bakalım. Bir sayfa bulalım kendimize. Benim kesip biçmediğim. Aa, bak bu yeşil renkte. Bu olabilir. Evet. Yırttım onu. Şimdi bunu biraz renklendirebiliriz. İster sulu boyayla, ister kuru boyayla, dilediğiniz evde hangisi varsa, hangi boyanız varsa istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Bu benim çocuklarımdan kalan akrilik boyalarım. Onları toparladım. Onlar var. Onlarla yapabilirim. At. Kamera gidiyor. Evet. Onlarla şöyle daireler yapacağım. Şimdi öncelikle biliyorsun parmaklarımı kullanmayı seviyorum. Şöyle daireler yapıyorum. Çizmiyorum. Önce boyuyorum. Ondan sonra keserken onları çizeceğim. Öyle keseceğim. Çünkü biraz renk karıştırmak istiyorum bunlara. Farklı boyutlarda dilediğiniz gibi yuvarlaklar. Küçük, büyük, canınız nasıl istiyorsa çizebilirsiniz, yapabilirsiniz. Hangi boyayla istiyorsanız ya da sadece yazı olarak da bırakabilirsiniz. Boyamanıza bile gerek yok. O da güzel. Nasıl isterseniz. Evet. Gördüğünüz gibi farklı farklı, yeterli bu kadar bence. Şimdi renk bulalım buradan. Ne yapalım? Yeşil olabilir. Evet, yeşil yapabiliriz. Ben bugün hep kameraya çarpıyorum. Açık yeşil olabilir. Evet, neden olmasın? Bir tarafına şöyle hafif koyabiliriz. Beyazımızı da alalım. Yayılması kolay oluyor. Evet. Başka renkler de yapabiliriz. Hepsini bundan yapmamıza gerek yok. Koyu yeşil de yapabiliriz. Aa, sarı da yapabiliriz. Çok hafif. Evet. Akrilik boya dediğim gibi. İspirtolu kalem, sulu boya, herhangi bir boya, hiç çizmeden. Nasıl istiyorsanız, nasıl arzu ediyorsanız yapabilirsiniz. Biraz da kahverengi yapmak istiyorum. Kahverengi sevdiğim bir renk.
Aa, çıkmak istemiyor. Bu kadar yıl bekleyince kenarlarda kuruyor. Evet, kurumuş. Başka kahverengimiz var mı? Hı, buldum. Tamam. Ara sırada kamerayı kontrol ediyorum. Alışkın değilim. Kameranın dışına çıkmamak için uğraşıyorum. Ama bu bayağı koyuymuş. Siyaha yakın bir renkmiş hatta. Şuradan alayım. Evet. Sanırım yeterli. Tamamdır. Şimdi bunları dışlarına düzgün olsun diye bir şeyle çizmem gerekiyor. Bakalım neyimiz var? Ha, bantımız var. Olur. Neden olmasın? Bir de kalem alalım kendimize. Akrilliğin en güzel tarafı hemen kuruyor olması. Çok iyi oluyor. Evet. Etraflarına şöyle daireler çiziyorum. Ki keseceğim yerler belli olsun. Ha, bunun ortasında şekil de çıktı. Aha, o tam kurumamış. Başka boyut yapalım mı? Evet. Mesela şunun etrafından çizeyim ve yine kameraya vurdum. Evet. Bu da oldu. Küçük olsun. Şundan da bir tane küçük çizelim. Güzel şekil oluyor. Bunu da çizelim. Dün aslında başka bir video çekiyordum. Başlamıştım. Hatta en sonuna gelmiştim. Göstereyim onu da size. Şu. Bunu yapmayı gösteriyordum. Ama sonra bir baktım ki telefon kapalı. Neden? Çünkü şarjım bitmiş. Ve ben hiç dikkat etmediğim için boşu boşuna o kadar saat konuştum, ettim, gitti. Şimdi o yüzden ara ara kameraya bakıyorum, kamerayı kontrol ediyorum. Bu arada da güzel çarpıyorum onu. Evet, dairelerimiz hazır. Şimdi onları kesip yapıştırabiliriz. Art Journal için ya da Scrapbook, Bullet Journal ne istiyorsanız, artık nasıl tanımlıyorsanız onun için Instagram'da, her yerde, internette bir sürü hobi dükkanı var. O hobi dükkanlarında stickerlar, işte alt için kağıtlar, her şey satılıyor. Alabilirsiniz tabii ki nasıl arzu ederseniz ya da derseniz ki hayır para harcamak istemiyorum. Evde bir şeyler yapmak istiyorum. Bu şekilde de evde eski kitaplar, dergiler, gazete kağıtları, ne olursa çocuğunuzdan kalan boyalar, kalem, dilediğinizi yapabilirsiniz. Hayal gücünüzü çalıştırın. Bakın, eğer çiziminiz iyiyse ki benim iyi değildir, berbattır. Bir şeyler kendiniz çizebilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Pinterest'te bedava basabileceğiniz sayfalar var. Onları kaydedip kırtasiyenizde çıkarttırabilirsiniz. Onlardan kesip yapabilirsiniz. Yani alternatif çok. Yeter ki siz yapmak isteyin ve bir yerlerden başlayın. Bu arada yuvarlaklarımı kesiyorum. Bunu sayfaya yapıştıracağız. Sonra ne yapabiliriz? Kelebekler yapabiliriz. Dergilerden falan bir yerlerden kelebek bulabilirsiniz. Ya da basit kendimiz de yapabiliriz kesip.
çok güzel olmasına, sanat eserleri olmasına gerek yok. Eğlenelim biraz. Kimse sizi yargılamayacak. Video çekmeye o yüzden karar verdim. Çünkü bu Archer Hanım'la ben 2,5 yıl önce tanıştım. O zaman bir rahatsızlık geçiriyordum. Ve tanıştığımda ilk önce sadece videoları seyrediyordum. Sonra bir gün karar verdim yapmaya. Aldım elime bir defter, bir kalem. Tabii ki ilki berbattı. Sonra gitgide daha çok zevk almaya başladım. Kendime güvenim geldi. İlk önce bir şeyleri kopyalıyordum. Bakıyordum, onların yaptığı gibi yapmaya çalışıyordum. Fakat sonra kendi fikirlerimi üretmeye başladım. Evet, bunları kestik. Harika. Şimdi bunları sayfaya dilediğimiz gibi yapıştıracağız. Bakayım. Evet. Şu kağıdımızı çekelim şöyle. Evet. Bunları yapıştıralım. Nasıl isterseniz yapıştırabilirsiniz. Kafanıza göre, canınız nereye istiyorsa, ne şekilde istiyorsa. Hiç bir şey yok. Kuralı kaidesi yok. Tek kuralı kaidesini siz koyuyorsunuz. Siz tasarlıyorsunuz. İstediğiniz her şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bunların dışlarını size çok uygun, çok hesaplı bir boyayla boyamayı gösterebilirim. Evet, bak o da aklıma geldi. Makyaj malzemeleri. Makyaj malzemeleriyle resim yapabilirsiniz. Bir şeyleri gölgeleyebilirsiniz. Hatta bunun üstünden biri yapıştıralım. Evet. Özellikle dudak kalemleri. Hem yumuşak hem renk olarak çok yoğunlar. Çok güzel gölgeleme yapıyorlar. Evet. Yapıştırdık bunları. Şu da son. Bunu da buraya yapıştıralım. Evet. Oldu. Tamamdır. Şimdi dediğim gibi makyaj malzemeleri. Evde eski far paletleriniz varsa bayatlamış olabilir. Artık rengini beğenmiyor olabilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi dudak kalemleri. Rengini beğenmediğiniz artık ya da bayatlamış ya da kullanmadığınız kalemlerinizi resim yaparken kullanabilirsiniz. Hah, bu arada resimle de aklıma geldi. Abstract. Evet, abstract resim yapıyoruz. Şimdi geldi aklıma. Şimdi bunlarla gölgeleme yapabiliriz etraflarına. Biraz daha derinlik katar. Ben kullanıyorum. Bunları resim yaparken artık dudaklarımı da kullanmıyorum. Şöyle bakın, yaydığınızda harika gölgelemeler oluşuyor. Evet. Çok güzel yayılıyor. Renk olarak çok yoğunlar. O yüzden de güzel bir resim malzemesi. Hem de değerlendirmiş olursunuz. Şöyle etraflarına hafif gölgeleme yapıyorum. Biraz renk katıyoruz. Boyalarla da yapabilirsiniz. Ama bu da bir alternatif olsun size. Evet. Şu altı da koyalım biraz. Hatta bakalım başka rengimiz var mı? Bu ne renkmiş? Bu herhalde daha açık. Evet. Evet.
Evet, bu daha açık renk. Biraz farklılık olsun ama kolay bulaşıyor. Ucu da kolay gidiyor. Biraz daha açık renk yapalım. Evet. Şuraya da biraz. Şimdi kelebek yapalım. Bu gölgelendirmeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Canınız nereye istiyorsa, ne kadar istiyorsanız o sizin zevkinize kalmış. Evet. Ben size böyle kısa kısa gösteriyorum ki video saatler boyu sürmesin. Şimdi kelebek isterseniz kelebek resimleri çıkarttırabilirsiniz. Kelebek resimlerini kesebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz. Göstereyim size. Benim şöyle bütün sevdiğim resimlerimi sakladığım bir dosyam var. Bakın burada her türlü sevdiğim, beğendiğim şeyi koydum sayfalara. Onları dosyalıyorum. Dediğim gibi bunlardan kesebiliriz. Bunlardan yapıştırabiliriz. Ya da çok basit malzemelerle. Mesela şu dergiden kelebek şekli verip bunu kesip yapıştırabiliriz. Ya da ambalaj malzemeleri var. Benim var da çok güzel çiçekli bir ambalaj kağıdım. Evet, onu bulabilirsem ondan yapayım. Ah evet. Bakın normal hediye paketleri veya ambalaj kağıtları veya pelur kağıtlar. Onlardan da yapabiliriz. Bunun renklerini çok beğendiğim için saklamıştım. Şimdi bunlardan birkaç tane kelebek yapabiliriz. Şuradan kesiyorum bir. Arsenal yapmanın en sevdiğim tarafı bu. İstediğim malzemeyle, istediğim şekilde, tasarladığım, hayal ettiğim şekilde çalışabiliyorum. Neyi hayal ediyorsanız, nasıl hayal ediyorsanız o malzemeden onu yaratabiliyorsunuz. Hayır, ben düzgün kelebekler istiyorum derseniz tabii ki düzgün kelebekler çıkartın. Onlardan da yapın. Ya da şimdi buradan kelebek yapmayı deneyebiliriz. Evet, şöyle katlıyorum. Şimdi şuradan kafası için küçük bir alan. Kanatları nasıl oluyor? Şöyle şöyle biraz dalga yapalım. Şuradan içeri giriyor. Ondan sonra şuradan. Evet. Bakalım neye benzeyecek. Açalım. Ha. Başardık. Ha, çok ahım şahım bir şey değil. Şimdi bu işi benden daha iyi yapanlar mutlaka vardır. Ağlamayın. Benim yapabildiğim bu. Öyle herkes anasının karnından sanatçı olarak doğmuyor arkadaşlar. Herkes her şeyi yapamıyor. En azından yapmayı deniyorum. Hatta şunu şöyle küçük bir kuyruk yeri yapayım. Evet. Evet. Buradan da şöyle çıkayım. Gördüğünüz gibi. Evet. İki tane yeter. Şimdi bunları yapıştıracağım. Yaparken çizebilirsiniz, düzgünce kesebilirsiniz, beyaz kağıda yapıp kendiniz boyayabilirsiniz. Benim pek dediğim gibi o şekilde çizim yeteneğim çok çok da iyi değil.
Evet. Yapıştırdım. Bunu da yapıştıralım. Şimdi bunlara birkaç tane ekleme yaparız. Kalemle biraz güzelleştirebilirim. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Şimdi antenler çizebiliriz ona. Siyah pilot kalemleri seviyorum. Her türlü pilot kalem biriktiriyorum. Özellikle siyahlar en sevdiklerim. Bunların etrafına biraz siyahlık da koyabiliriz. Benim bir kömür kalemim vardı. Evet, kömür kalemi. Bunu okuldan çocukların çizim dersi için istemişlerdi. Birkaç kere kullanıldı. Ondan sonra kenara atıldı. Her zaman olduğu gibi. Bundan da yararlanıp biraz daha gölgeleme yapabiliriz. Ya da ama şimdi aklıma geldi. Etraflarına belirginleştirmek için mesela kelebeklerimi belirginleştirebilirim bununla. Evet. Kelebeklerimin etrafından gidiyorum. Biraz daha belli olsunlar. Evet. Dediğim gibi çok düzgün bir şeyler yapmanıza gerek yok. Tabii düzgün yapmak isteyenler olabilir. Ben hatalı, kusurlu şeyleri seviyorum. Bilmiyorum, onlarda farklı bir güzellik görüyorum. Belki de çok düzgün çalışmak isteyenler, tabii ki çizim yeteneği olanlar çok çok daha güzellerini yapabilir. Çok daha güzel şeyler çizebilirler. Ama evet. Şuralarına da noktalarını koyalım. Bunlar gerisi sizin zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Hatta siyah kalemlerle birkaç oraya buraya çizgi çekebiliriz. Ya da size ilk videoda söylemiştim. Silikon standlar var. Bu şekilde. Bunları kırtasiyelerde, hobi dükkanlarında özellikle bulabiliyorsunuz ya da büyük kırtasiyelerde satılıyor. Bunlarla yazı yapabiliriz etraflarına. Bundan bir tane yapayım ya da derseniz ki hayır ben para vermek istemiyorum ya da nereden bulacağım, bunlarla mı uğraşacağım derseniz kendiniz de geçen sefer kitap ayracı yaparken göstermiştim. Minik minik kalemlerle yapabilirsiniz. Mesela bununla bunların normalde şöyle şuna koyuyoruz. Bu şekilde. Bu akrilik blok. Bu akrilik bloğu yapıştırıyoruz. Ondan sonra normal stampamıza basıp birkaç tane yazı oraya buraya koyabiliriz. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde. Ya da hayır bu yok derseniz elinize kalemi alıyorsunuz. Geçen sefer de söylemiştim. Minik minik kendiniz isterseniz böyle anlamsız yazılar yazabilirsiniz. Geçen sefer de kitap ayraçları yaparken göstermiştim. Canınız nasıl istiyorsa istediğiniz gibi
yapabilirsiniz her yere. Birkaç tane de şuraya koyalım. Anlamlı bir şeyler olması gerekmiyor. Basit karalamalar şeklinde yapabilirsiniz. Resminize biraz hareket katar. Hatta bunu yapmak istemiyorsanız basit, mesela şunların etrafına birkaç tane şöyle gelişi güzel çizgi de atabiliriz. Hatta normal şu şekilde sadece basit çizgiler de yapabiliriz. Nasıl istiyorsak, kafanıza göre, nasıl arzu ediyorsanız. Herhangi bir anlamı bir şey olması gerekmiyor. Şuraya da mesela birkaç tane yazı yazıyormuş gibi yapalım. Numaralar koyabilirsiniz. Dergiden yazılar kesebilirsiniz. Onlardan yapabilirsiniz. Benim bu art jurnala başlamamın Maremi Marta diye bir bayan var. Onun videolarını ilk seyretmiştim. Maremi Small Art diye YouTube'da bir kanalı var. Instagram'da var. Facebook'ta var. O kendi sayfasından bedava dije sayfaları, yani indirebileceğiniz ve çıkarttırabileceğiniz sayfalar yayınlıyor. Mesela ben onlardan indirmiştim. Onlarda şöyle yazılar var. Gördüğünüz gibi bir sürü yazı var. Mesela Dream Big olabilir. Evet. Bir son bu da olabilir. Ya da herhangi bir dergiden de kesebilirsiniz. Onlar da olabilir. Hiç sorun değil. Kendiniz de yazabilirsiniz. Geçen sefer şekilli cetvelimi, harika temiz cetvelimi göstermiştim. Bu harika temiz cetvelim. Buradan istediğiniz yazıyı da yazabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Şimdi biz şurada hazıra konalım. Ben bunları kırtasiyeden normal telefonuma indirmiştim. Gittim kırtasiyeden çıkarttırdım. Oradan aldım. Evet. Büyük hayal edin. Dream Big. Yapalım. Yapıştıralım. Bunu da yapıştıralım. Bir halson ne yapalım? Şöyle mi? Evet, böyle yapalım. Tamam. Bu sayfaya istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Her şekilde renklendirebilirsiniz. Ben size en basit haliyle, en kolay haliyle, evdeki malzemelerinizle sayfayı yapmayı gösterdim. Bu benim tarzımda bir sayfa yapımı. Siz çok daha güzellerini yapın. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım muhabbetimden sıkılmamışsınızdır. Umarım bir dahaki video için ben de sıkılmam. Başka bir videoda görüşürüz. Hepinize çok mutlu, çok eğlenceli günler diliyorum. Hoşça kalın.